Manitayız. Kütür kütür kızı buldum. Uzun zamandır bu kadar sıkılmamıştım. Ömercan limon gibidir. Sıkılır. Sus ve şunu emzir. Bu kadar mı değer vermiyorsunuz Ömercan? Islaklık kadar güzel bir şey yok şu hayatta. Ben Star Wars'u bile adamaya göre yorumluyorum. Dedeler gününe hoş geldiniz. Dedeler günü. The day. Peki bir şey söyleyeceğim. Toplanıyoruz. Evet. Belli ki yemekler yapılıyor ve onları yiyoruz. Artı konken monken altın mı altın var mı öyle şeyler? Altın var. Ya. Bugün için özel taktı halka küpesini. Abi inanmıyorum. Anneannemden aldı bunu. Hayır. Anneannem de verdi onu. Tabii ki olup takabilirsin benim küpemi günde dedi. Gün küpesini verdi. Gün tek küpesi. Mi taktın? Tek takmış. Tek. Hata. Tek. Bu şey neden değil, hata? Değil. Bir tek çift takılır yani. Hayır canım, bizim jenerasyonda buraya takanlar eşcinseldir ve eşcinsel olmak dünyanın en kötü şeyidir diye bir şey var, biliyor musun? Bu tarz bir şeyi çift takması lazımdı. Evet, ama ben önce bunu deldirdim. Korktum yani. Hayatımda ilk defa 37 yaşında deldiriyorum diye bunu deldirdim. Bu iyileşince bunu belki deldirmedim. Sonra boş ver, iyileşmesi uzun süre ne gerek var dedim. İyileşince mi? Üstüne yatıyorsun, acıyor macıyor. Tabii. Bir şeyler. Öyle iyileşince. Yeliz Hanım, bize bugünkü menüyü anlatır mısınız ya, en azından sizin tarafınızı? Sen ki her fırsatını bulduğunda menü diye düzeltirsin bu sefer. Üstüne bastıra bastıra menü dedin. Ben de kabullendim. Menü de demedim ayrıca. Menü dedi gibi geldi bana da. Efendim şimdi burada parası verilmiş, aralmış, sıfır emek Cecomuz'un bize getirdiği önce topçuk köfte, bulgur köftelerle. Ömercan yaptı diye satacaktık biz onu. Yalan dolan, lodor köfte. Çok tamam. Zeynep'imiz abi onu benim yaptım Allah aşkına. Bu neydi belirsiz, görseliyle bizi bulamaç. Hiç cezbetmeyen bir bulamaç var. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu lafını unutma, birazdan onun adını söyleyeceğim. Evet. Seni herkesin önünde rezil edeceğim, bu lafını unutma. Neymiş? Umarım adı, bir yöremizin şey, çok... Atatürk tatlısı falan adı öyle bir şey. Evet abi, Atatürk mezesi bu. Gerçekten mi? Yalan dolan. Hadi lan, biliyorsun burada kameralar karşısında şov yapma. Hayır, ben bildiğim falan yok ama ben bunu büyük power olarak şey yapıyorum. Belli ki bak Kemal Paşa tatlısından da biliyoruz ki kabul etmiyorum. Gayet dandik ve uyduruk şeyler kabul görsün diye atamıza böyle kışkırtarak, anladın mı? Aynen öyle. Yani şekerpareler kazandı bile varken Kemal Paşa tatlısı ısmarlayan oluyor mu kendine? Kemal Paşa. Atatürk'ün bundan haberi olduğunu hiç zannetmiyorum. Zaten ben 3-5 farklı yerde Atatürk mezesi adı altında farklı şeyler yedim. Zaten şöyle olmuş. 3-5 farklı yerde kalanları bunlar birleştirmişler. Sen oradan almışsın belli ki. Çünkü bambaşka büyük dokular, tatlar var şurada. Temalı bar falan açalım diyoruz. Yok Harry Potter'la içki, yok işte bir müzik efendili menülü restoran falan. Niye Kurtuluş Savaşı savaşlı temalı? Ben bir ranfor bayalabilir miyim? Aynen. Ha, öyle değil, şey diyeceksin. Ben işte bir tane işte ne bileyim 10 gram arpa ve üzerine işte süt falan, yoğurt, öyle bir şey var ya. Hiçbiriniz askere gitmediniz tabii. Sen ya. Zaten gitmedin. Öyle bakıyorsunuz. Niye zaten? Her bir asker ocağında işte Çanakkale Savaşı'nda askerin yediği ona verilen yemek menüsü vardı. Yani ona evet. Bakıp da şükret bak. Senin ataların orada neler yedi. Abi her yerde geçerli ve de şeydir, kabul görür. Ama dedeler sofrasında asker anısı anlatmak asla çalışmaz. Çalışmaz çünkü bir tek ben gittim. Evet. Sizin anlatacak bir şey yok. Yani iyi ki biriniz daha gitmediniz. Bayağı tadımız kaçardı. Bizi hiç ilgilendirmeyen bir asker anılarıdır. Bir de şeydir ya. Hiç onu yaşadınız. Ben çok yakın zamanda yine yaşadım. Birisi bir rüya görür ve seni kitler. Oy. Abi saçma sapan şeyleri anlatır. Senin sonunda. Şeyin... Nihayet şu konuda görüşlerimi paylaştığım bir insan buldum bak. Adam o kadar heyecanlanmış, kadrajlardan bak, çok dinlemiş, çok dinlemiş. Bir insanın rüyasını dinlemek kadar sıkıcı. Hayatımda bu kadar ben şu an ne yaşıyorum ve de acaba evrenin derinliklerinde ne var diye düşündürken başka bir şey olamaz. Rüyanın başrolünde sen varsan bile mi? Fark etmez abi çünkü rüya şöyle bir şey. Mesela geliyorum sana anlatıyorum. Barış, abi bak bir odadayım. Sonra kapıyı bir açıyorum. Hawaii'deyim. Oradan sonra önümden ne geçiyor biliyor musun? Yeşil bir Vosvos. Yani böyle sen onları tecrübe ettiğin için sana ilginç geliyor ama aslında bir takım rastgele sırayla doneler böyle, anlamış bir bağlama olmuyor. Kahraman yani. Bakkal Süpermarket'e karşı isimli Ferhan Şensoy'un oyununda
böyle bir karakter vardı. Bakkala telefon etmeye gelen, rutin olarak gelen bir kadın var. Arıyor ve alo Hamza, bugün seni rüyamda gördüm. Bana bakıyordun. Uçurumdaydık. Atlarken geldin. Bilmem böyle uyduruyor aynen. Yarım saat. Millet böyle alkıştan gebeliyor. İşte abi yani. Bir Yeliz bir ben bir Ferhan Şensoy aynı şeye takmışız bu kadar. Peki basit. Niye bakkala gelip telefon açıyorlar? Yani cep telefonlarını arayamıyorlar mı? Sayın Z kuşağı o zaman evde bile telefon yok. Yani. Evde bilem. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey atladınız Yeliz Hanım. Size pas vermek isterim. Evet. Burada ucube ne belirsiz oraya geleceğiz. Oraya gelecektik lütfen zaten. Lütfen siz gelin o zaman. Onu farkındaysan masanın çıkarı olarak sola bıraktım zaten. Evet. Ucube dendiğini... Kalbin paramparça oldu o an gördüm. Yerde kırıntıları var ve sesini duydum ben. Kırılma anını. Terbiyesiz deniz boyu olduğu anlar. Evet. Peki bunu ben Ömercan bize hazırladı diye düşünüyorum. O kadar ne para vermiş ne emek vermiş ki buraya gelip dolaptan bir şeyleri bulmuş, soymuş önümüze getirmiş, eli boş kalmasın sana diye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ömercan bunu bile hazırlamadı. Tabii canım. Ya ben elmaları öyle güzel doğrayamam ki. Mandalinaların hepsi teker teker ayrıştırılmış. Ben mandalinaları ikiye ayırıp böyle böyle şey gibi bok böceği şeklinde koyardım. Peki biz bu masada bunu neden hak etmiyoruz? Hepimiz ılgıt ılgıt emeklerle bir şeyler getirmişiz. Bak Cejo bize ne getirdi? Aynen bulamacı. Atatürk bulamacı. Sen neden bir şey yapmadın? Ilgıtım. Bu kadar mı değer vermiyorsun bize Ömercan? Ben unuttum bile yani. Bugün mezeli ve ikramlı olacağını düşünmedim bile açıkçası. Normal ben gene geliriz. O zaman kuru kuru sohbetimizi yaparız ya, diye umut ediyorum. Şunu bence yapan pazarlasın lütfen. Öncelikle ucup. Ucup. Ucup ekmeği. Şimdi tadı ayrı. Şimdi tadı önemli ama görüntüsü ucup. Kabul et. Ucup. Çikolata mı o? Ucup. Kakao mu? Şuraları bir tane. Ya buna yani ekmek demem ben. Buna bir kek derim mesela. Şiştikten sonra çökmüş, çökünce köşelerini kesip mi getirseydim? Hayır canım, olduğu gibi getiririz. Sen bakma bunlara ya Barış. Bunlar dünyanın en önemli sloganını bilmezler. İmaj hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Sprite. Ama buraya susuzluk yerine her şeyi koyabiliriz. Yani, anladın mı? İmaj hiçbir şeydir. Önemli olan kısmı o. Şimdi arkadaşlar bu 3 saat 20 dakika süren bir pişim. Bunun içine güzel ürünler koydum. Tadına bakmanızı istiyorum. Kesinlikle bakacağım. Tipolojiye ne takılmayın. Koydun? Patlıcan var mı içinde? Yok. Yok. İyi. Kesinlikle bakacağız. Evet. Buyurun kesin o zaman. Bir ortadan kesin. Kakao mu? Çikolata mı? Keşke rengi, mum falan üfleyerek kesseydi. Pancarlı. Pancar mı? Pancar mı? Bıçak kesmiyor diyecek mi? Çok pancar merak ne işe yarıyor? Ay ateşle bakayım 50 lira falan bir şey. Eskiden 5 liraydı. Şöyle ortadan bir defa gireyim mi şöyle yağdır. Şöyle İçini bir görelim. Gireyim. İç sonra kıvamını göreceğiz. Biliyor musun? Ne yapacağız? Bunu böyle ikiye bölüp arasında peynir doldurup sana vereceğim. Fakir ekmeği gibi yiyeceksin onu. Gerçekten şey çok fakir ekmeği gibi. Pancarlı değil mi? Evet. Pancarlı. Zaten bu rengi başka ne verebilir ki? Doğru. Mor ekmek ya da şey. Ooo içi şov bak vişne. İçinin rengini gösteriyorum oo, size esas. İçi sanki adeta boya kullanılmışçasına evet. Enteresan bir renk ama tabii ki pancar şimdi renk. Yo boya şöyle koydum filan diyeyim. Gıda boyası filan. Ya güzel bir yutum günü oluyor bence. Bir şey söyleyebilir miyim? Önce evet. Ucup tadına diyen bakmıyor. Ben bir tadına bakabilir tabii miyim? Tabii ki. Biraz kalın kestim gibi ama olsun fark etmez. Ekmek abi sonuçta. Ekmek ince yenmez ama. Ekmek dediğin kalın yemiş. Kekti lan bu. Saniyesinde hemen sıcak. Yeni çıktı ya. Sabah kurdum. Taze taze. Çıktım pilatese gittim. Oradan bir yaşlı ziyareti yaptım. Oradan geldim. Şu renge 10 puan veriyorum bir defa. Bir şey söyleyeceğim. Önce kokuya bakılır. Tabii. Şimdi görüntü false. Onu geçtik. Görüntüye 5 üzerinden 2 verdi Cedit. 10 üzerinden. İçindeki yok ya bence lezzetli gözüküyor yok. Bu arada yani. İçin çok güzel. Ben... İçin görüntüsü 10. Neler var ama bir şeyler daha hiç var. Hiç daha çizgi gözükmüyor şimdi mu? Bir tat anlamaya çalışacağım. Evet öyle gözüküyor. Gözüküyor bence ya. Ne var? Kokusu 10 numara. Şimdi tadına kesimi bakıyorum. Kesimi çok zor. Ben kesime 2 puan veriyorum. Kesimi benim tadımı kaçırdı. Ben de senin kesimine 3 puan veriyorum yalnız. Biraz beklemiş. Gel. Zaten şey demişler, Barış'la Yeliz Manita mı demişler. O yüzden bu kareye özel Manitayız. Kütür kütür kızı buldum. Yeliz Hanım az önce Hümeyra Hanım'ı abartıyor diye uyarmıştım ama siz de bokunu çıkarıyorsunuz yani. Ama ben şu kafamı kameraya oynadım şu an. İyi de bizim de kameramız burada bir tane ya var yani. Ya o an bizde zaten. Biz burada görsel bir ya şov Allah, yapıyoruz. Belki bizim tepkimizi görmek istiyor seyirci. Bir şey söyleyeceğim. Barış Bey. 10 üzerinden tadını söylüyorum. 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir puan da neyi kırıyorum biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Çünkü 10 verilmez hani torpil olur. Evet, kusursuz demek olur o. 9 verdim o yüzden. İçinde de ay çekirdeği var arkadaşlar. Evet çok güzel. Ben şöyle çok bir şaşırtıcı iyi. Gözlemde bulundum. Çok iyi. Yemeden önce zannediyorsun ki inanılmaz fantastik çok acayip bir şey. Yiyince görüyorsun ki bildiğin ekmek. Evet. Tipi sadece bu? Şey. Tipi değişik. Hani ne pancar ne ay çekirdeği hiçbir şey gelmedi bana. Şimdi üstüne bulamaç, bulamaç sürü üstüne. Atatürk bulamacı dediğimiz atam kusura bakma yani şimdi bakayım. Bay. Bence bu çok lezzetli bir şey. Bu ikili güzel olabilir. Kabak mı patlıcan mı? Şov mu? Kabak herhalde.
Show must go on. Lütfen alın. Lütfen alın. Bir dakika. Hepsi tanıdığım değil. Sağ ol canım benim. Gerisi sen artık bir söyleyeceğim. Bir takım geleneksel cinsiyet rolleri üzerinden bu canlandırmayı bir kenara bırakalım. Aç diyorsun. Misafir evet. Diye yahu ne alakası var? Misafir mi hizmet eder? Ben keyif aldığım için yapıyorum. Geliz'in kekinden de hiç bahsedilmiyor. Neyinden? Geliz'in keki var. Dur, şunu ben yaptım. O da onları çünkü Martı fırından almamış mı? Hayır. Çünkü sen yaptın mı? Bayağı emek emek evde yaptım. Gerçekten mi? Bizim için. Evet, dün yaptım. Dün yaptım bile oturup. Oğlum senin dizimizin yok mu gibi oynadığın sabahlar karşılaştığın? Şu anda yok, o yüzden böyle şeyler yapamıyorum. Bir kere görüntü gayet güzel. Onun üzerinden ederim. Yedi. Bunun görüntüye yanında hatta 10. Gördüğün gibi. Evet. Koku nefis. Tarçın mı var içinde? Tarçın var, havuç var, elma var. Süper. Ceviz var. Şovlu bir kek. Paraya kıydığım bir kek oldu yani. En güzel özelliğini biliyor musun? Çok güzel. Hafif ıslak olması. O hafif ıslaklık kadar güzel bir şey yok şu anda. Onu da neyle yapıyorsun biliyor musun mesela? Süt ve yoğurdu karıştırarak. Full yoğurtla yapsam bu nemlilik olmuyor. Süt de ekleyince bu nemlilik oluyor. Müthiş. Hocam bence bu güzel mi? Elmalı tart demek daha doğru. Yapılış tarzından da kaynaklı. Evet. Tam bir elmalı tart. Evet biraz öyle olsun. Mesela bizim familyada bu çok yapılır. Deliler gibi kurutulur. Sen ki İtalyan lisesi bilen... Çok hobileri güzel. Hep Batı dünyasına ait bir insan, kültürlü bilmem ne olmana rağmen şuna tart mı dedin şimdi? Ne diyecektim? Tartolet mi? Hayır canım bu kek yani tabii ki. Böyle tart mı olur? Tart dediğin sert olur. Böyle olmasının sebebi tepside pişmiş olması. Kalıp yoktu. Burn olmuş. İşin içinde elma ve tarçın olucu turta mı oluyor Barış Bey? Yok. Tart böyle turta dediğin sert olur çevresi. Bu kek. Bu neydi? İnce olur turta böyle. Sert olur. Bulgur köftesi. Sert olur. Hayır bunun kod adı neydi? Ne demişin demin? Ya kim bilir ne küçük dedim köfte, ya. Küçük köpek. Küçük köfte. Bulgur top köfte. Arkadaşlar bir Adanalı olarak söylüyorum. Sen de yani Adanalı olarak söylemediğin ne var? Sen Star Wars'u bile Adana'ya göre yorumluyorsun. Bir Adana olarak söylüyorum. Star Wars çok acı. Hayatımda böyle fiyasko bir fellah köftesi yemedim. Hadi be. Fellah köftesi hemen değil. Fellah köftesi değil lan. Fellah köfte. Bu arada fellah köftesi... Köftesi. De değil herhalde. Ya öyle satıldı. Yani öyle. Fellah. Öyle yaptım. Olsun kötüyü de yiyelim ya. Vasat fellah köfte bile hiç yok da değildir. Öyle değil mi Barış? Ama şu güzelmiş. Bakalım. Atam bu işi biliyor. O çok sarımsak yalnız. Aşırı sarımsak. Öyle mi? Tabii. O yüzden sevdin demek ki. Bana sarımsak. Ben de sarımsak karşı bir şey var. Değil mi? Ne oluyor? Kötü değil mi? Üst düzey bir kötülük mü? Kötü kibarlık. Gerçekten mi yiyeceğim ya şimdi? İşin hak ettiği sıfatı duyuyor. Bayağı. Rezalet. Hak ettiği sıfat rezalet. Bakayım. Nerede aldın bunu Cicu? Aynı yerde. Adını unuttum. Reklamda yapmadım. Neyle aynı yerde? O Şişko Bey mi? Yok yok canım. O. Bayatlık problemi var bunun. Fellah köfte genelde bayat çıkar ya. Bu bir şey ama. Hep böyle oluyor gerçekten. Çok tercih edilmiyor. Tum patatesi bayat çıkmaz mı hep? O da bayat çıkabilir. Bilmiyorum. Tum patatesi bence almıyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada bu dördüncü ekmeğim yaptığım. Her seferinde yeni bir şey deniyorum filan. İlk yaptığımın içi biraz hamur kalmıştı. Çünkü yapar yapmaz çıkarıp aslında havalandırman gerekiyormuş. Bunda da böyle bir, bak şurasında bir hamurluk var azıcık. Çünkü çıkar çıkmaz getirdim, o şey olmadı. Aslında çıkar çıkmaz ortadan ikiye keseceksin, bırakacaksın. Dinlenecek biraz. Hatta böyle akşamdan yapıp sabah yemek daha da güzel olur. Evet, bence. Dinlenmiş halde daha güzel olur. Bunlar mayalı mı hocam? Mayalı, hep mayalı. Mayasız da bunun içine neler koyduğumu söyleyeyim. Lütfen. Pancarlı un, ay çekirdeği, bir paket instant kuru maya, instant. Öyle yazılıyor. Instant gibi mi yani? Aynen. Evet. Instant kuru maya. Ondan sonra bir çorba kaşığı şeker, 1,5 çay kaşığı tuz. Şekerin dönemi mayalanma şeyini şey yapıyormuş. Hatta tuz da işi bozuyormuş. Tuzu sonra koyuyorsun. O biraz takıldıktan sonra atıyorsun tuzu. Ondan sonra başka hem tereyağı hem zeytinyağı. Ama zeytinyağını az koyacaksın. Öteki türlü olay fokaccaya dönüyor. Hı hı. Ekmeklikten çıkıyor. Hı hı. Ömercan şu anda rüya yorumları gibi olduğunu düşünüyor. Durumlar bu. Uzun zamandır bu kadar sıkılmamıştım. Ulan senin de sıkılmadığın ne var ya? Seni eğlendirmek çok zor ya. Her gün üstü çeviremeyiz yani. Senle mi uğraşacağız daha? Abi ne bileyim dedim. Yani bayağı şey programına döndük yani işte. Evet. Dört. Mesela neden yemek tarifi anlatılırken o monoton ses tonuna başvurmak zorundayız? 3 tane tereyağı bilmem ne. Hatırlıyorsun bir yerden. 5 tane kazı lebele. Bir de çok eğlenceli hep biçimde lebele. Anlatamazsın. Hemen anlat bakayım. Çok eğlenceli anlat şu anda. Bize eğlenceli bir yemek tarifi. Rıttı. Abi ayranı almışım şeyden. Tamam mı? Ondan sonra koydum buraya böyle salla. Hazır aldı ayranı. Evet. Ne bileyim ya. Dedim ki evet tarif ya. Ver bana dedim. Almışım marketten. Bari yoğurdu al. Hani onu da mayalı deniyoruz evet da yani. Abi yemek güzel. Yapmak zor. Yani. Bir kere çok tekrar zorum. Hayatımda 3 kere falan köfte açtım. Sıfırdan yaptım yani. Birini biliyoruz. Biliyorsunuz. Köfte açtın. Yani yaptım sıfırdan evet.
Saltless. İlk keşfettiğin zaman nasıl yapıldığını çok heyecanlanıyorsun. Tamam mı? Böyle bu böyle, vay bunlar karıştı, bak harç yaptım, bak bunları filan. Sonra bunu yapıyorsun. One hour later. One day later. 2000 years later. Hayattan nefret ediyorum. Bunu hepsini tek bir köfte olarak pişiremez miyiz falan tarzı. Fikirler geliyor. Başlıyor. Aynı şeyi yaşam için de söyleyebilirim. İlk bir doğuyorsun, bir heyecan. Bir güneş falan yeni çek, tatlar keşfediyorsun. Sonra her gün işe git gel. Abi sorma ya. Bak arkadaşlar, bu sabah Kerem'le ilgili şöyle bir hesaplaşma yaşadım. Şimdi dün falan gayet depresif böyle neredeyse bütün gün evde geçirip işte hiçbir şey yapmadığım bir gün geçirmiştim, tamam mı? Bu sabah böyle bir kendime gelmeye çalışıyorum. İşte güne başlıyorum Ömercan. Gideceğim, videoya çıkacağım, bilmem hani bir takım başka sorumluluklarım da var. Yerine getir falan filan. Dedim ki kendime, ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yani o an şeydim. Yataktan kalkmaya çalışıyorum. Kitap var başucumda. Game of Thrones. Ne? Ha şey, normal bir yere gidiyordun mu abi? Tamam. Öyle bir şaka yapayım. Ergen şakası yapayım dedim. 31 çektim. Ne istiyorsun? Ne olacak? Böyle bir şey mi? Yani. Hayır, öyle bir şey yok. Neyse. Game of Thrones okuyorum bu ara, biraz şey olsa yani boş okuyorum. Yani. Şeyi daha önce okumuştum, neyse. Tamam. Ne yapmak istiyorum? Şu an nerede olmak istiyorum diye düşündüm, tamam mı? Bir dağ kulübesi hayal ettim. Kar, kış, kıyamet... Şeytanın aklına gelmeyen bir şeyle başladın. Evet. Kar, kış, kıyamet olan bir dağ, ama kıyamet yok yani. Güneş açmış, sadece her yer 5 kilometre şey... Uzakta, senden başka kimsenin olmadığı... Aynen, dağ başı. Evet. Süper lüks bir kulübe bu arada. İçeride robotlar falan hizmet ediyor sana, ama hiç kimse yok, ben senden başka, canlı yok. İşte dışarısı serin. Ha? Hizmet sektörüne kesinlikle karşısın. Birisi sana hizmet ederse moralini sıfır oluyor. Tabii orada hizmetkar ancak yazık. Ancak robot olursa olur. Abi kahya ne yapacak orada? Onun da sonra tuvalete gitmesi, dinlenmesi, yemek yemesi gerekiyor. Ben bu tarz ihtiyaçları olmayan bir hizmetkar istiyorum. Tamam. Her neyse. Oturacağım verandada, böyle öğlen falan olmuş olacak saat. Güneş var ama soğuk. İşte böyle pofidik pofidik giymişim. Orada böyle sallanan sandalye tarzı rahat bir şey. Gene orada kitabımı okuyacağım. Yani Allah belasını versin yani. Teşekkürler rüyasını anlatan adam. Biliyorsunuz Britney Spears vari bir olay yaşandı. Nasıl yani? Vari ne? Aleyna Tilki. Ha evet. Bayağı video çekti. Yeter artık ben. Evet. Finali beni sizin şaşırttı. Sizin yüzünüzden zaten yıllarca para kazanmaya kırbaçlanıyorum. Sağ ol canım. Çevremdeki bazı işte insanlar tamam, yüzünden. Önce misafire koyansın. Şey ne yapmış? Aleyna Tilki'yi şey mi yapıyorlarmış? Yani para kazanmak için kullanıyorlar mıymış? Ya. Tüm Türkiye olarak bunu biliyorduk abi zaten. O kız ortaya çıktığında kaç? Dur neyse, ben önce bir hikaye dinleyeyim de yanlış bir şey söyleyeyim. Ya hikaye bu kadar ama yani ben de konunun... Dur yanlış anlamıyorum değil mi? Prodüktörlerim falan para kazanmak için beni kullanıyor. Kısaca bu. Hayır, yok. Kullanıyor değil. Önümü kesiyorlar, yoluma taş koyuyorlar. Onların istediği gibi biri olmadığım için beni istediğim yerlere çıkarmıyorlar. Sağ ol canım. Hani tekelleşti gibi, onun da benzer. Ve bunu diyen var. 20'li yaşlarında canavar gibi dinlenen, çok sevilen bir genç sanatçı. Baktığın zaman ki pop yapıyor tamam, ama ben Aleyna Tilki'nin normalde cover yaptığı yani yorumladığı şarkılarda özellikle sesinin ne kadar güzel olduğunu görünce, o yarışma dönemi bilmem ne, aslında aynı keza İrem Derici'nin yaptığı gibi düşünüyorum. İrem Derici de bence iyi bir müzisyen, ama pop yaparsan hayatta kalıyorsun ve pop yaparsan çok seviliyorsun. Ama ne olacak, bu kişilerin de 40'lı yaşlarına geldikten sonra güzel rock albümler yapmalarını diliyoruz. Teoman hani, gibi sapıtmayın. Geçenlerde biliyorsunuz ki bütün dünyanın en çok eğlendiği meşhur konunun dönemi geldi. Spotify'da ne şarkı dinlediniz bu yıl? Evet. Bütün dünya bunu paylaştı ve şu an ismini vermeyeceğim, masamızda oturan çok tatlı, baş harfi C ile başlayan bir arkadaşımızla paylaştı. Hadi ya. Ciliz. Ciliz. Ciliz Cuvancı. Cevdet de paylaşmış. Cevdet paylaşınca yemedim, içmedim, uyku uyumadım ve ekran görüntüsünü aldım. Çünkü aşırı komik bir şey olduğunu gördüm. Şimdi size de söyleyeceğim. Hı. Önce size bir soru sormak istiyorum. Spotify'da işte farklı farklı şeyler diyor. Şunu yaptım, bunu yaptım. Oo, 1500 farklı şey yaptın. Şu janraları sevdim filan. Şu şarkıyı çok dinledin, hı hı, diyor. Hı hı. Bir şarkıyı çok seversen, çok tutulursan siz hayatta ne kadar dinlersiniz? Ben çok cılkını çıkarıyorum. Mesela günde 10 kere falan en az çalıyor ve bir ay boyunca aralıksız her gün muhakkak bir 5-10 tane atıyorum yani. Yani bu neye tekabül eder? Tutuluyorum. Günde 10 dinlesen bir ay 300 mü? Artı hadi aralarda da yine 3-5 ayda bir attım. Bir sene içerisinde... Arabada da açtım. Bir sene içerisinde kaç olur?
400-500 olur. 400-500. Senin kaç olabilir? Ya da çok sevdiğin bir şarkıyı ne kadar dinliyorsun? Bakılıyor mu Zart diye? Yok, bakılmıyor. Abi, tahmini söyle. Yılda mı dedin sen? Hı-hı. Çok merak ettim ben. Hatırlamıyorum. Ay. One hour later. Yani. One day later. 2000 years later. 600-500-600 dinliyorumdur. Gün üzerine hesap ettim. 365 gün ortalama günde hiç yere dinlemişsin gibi ya da bazı günler bokunu çıkarmışsın falan, ortalama evet, şey gibi. Ben de benimkine baktım. Cevdet'inkini gördükten sonra merak ettim. Ulan dedim bu işte bir gariplik var dedim. Benimkine baktım. Benim de en çok dinlediğim şarkı 350 falan çıktı. Şimdi size Cevdet'inkini göstereyim. Çünkü ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey başladı. Çok merak ettim. Toplam dinlenme 12! 12! Aşırı dinlemişsiniz deyip 12. Sen de bunları yanlışlıkla dinlemişsin zaten. Belli ki kendiliğinden abi, denk gelmiş. Abi aşırı dinlemişsiniz deyip. Bu nasıl ya? Bu nasıl olur oğlum? Böyle bir takım ortamlarda açtığın fix şarkında mı yok? Hani anladın mı böyle dinlemiyorsan? Ben bilmiyorum. Bana bunu layık gördü. Bu sene... Nasıl hiç olur Spotify ya? Kullanmamış artık. Sen de, yani bu sene... Ben Apple Müziğe geçtim. Nasıl olur ya? Bu olacak iş değil. Şimdi anlaşıldı. Ben dedim ki Cevdet bayağı müziği bırakmış. 12 kere dinlediği şarkı da ayrıca Pink Floyd değil. Evet saçmalama bir şey. Yani o zaman... Tangerine Dream. Tamam Tangerine Dream'i severiz. Kalitenin adıdır ama Pink Floyd demek ki... Hiç yokmuş dedim ben. Çünkü bayağı üzüldüm. Apple Müzik'te işte onu. Bayağı üzüldüm. Evet, Apple, o zaman Apple buradan Apple Müzik yazık yani. Yayınlayın Cevdet'in neyi ne kadar dinledim. Abi neden geçtiğimi anlatayım. Sıklıkla söylüyorum bunu. Spotify'da yapsın geri döneyim. Çünkü benim geçmiş arşivim hep Spotify'da. Ben orada kalmayı isterdim. Ama maalesef kayıpsız dinleyebileceğim, daha kaliteli müzik keyfimle daha kaliteli müzik dinleyebileceğim şu anda Apple Müzik'te var. Para kazanıyorsak neyse. Yani tamam, hiç olarak... Barış'ın yemek tarifi kadar sıkıcı bir şey bu söylediğin. Onun dışında ama bir şey para değil bir şey değil. Ama ne faydası? Barış'ın yemek tarifi kadar uzun değil. Kısacık bir cümleydi. Ettim bitti. Olsun işte yemek yani. Tarifi sen yapmadım. 6 ya tane malzeme saydım. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya bir insan bak toplam 2,5 saniye bile sürmeyen bir cümlede sıkılabilir mi ya? Ömer Cansı evet. Ya inanılmaz ya. Ya Ömer Can sıkılır. Ya yeter ya. Spotify yerine neden ya, ya. Ne dedin ne kullanıyormuş? Senin sıkılmandan ben sıkıldım niye, artık niye bu aplikasyon değil ya yani? Neden şu çamaşır deterjanı değil bu çamaşır deterjanı kullanıyorsun basit. Muhabbetinden farklı Ömer Can limon gibidir. Sıkılır. Güzel. Bundan sonra sınavlarımız var. Harika. Az önce el şey yapmaktan sıkıldım. Aynen kaldım. Öyle. Bir saniye fark ettim ama. Müzikte şöyle bir düsturum vardır sevgili arkadaşlar. Bundan yıllar önceydi. Orta 2 sınıfındaydım tamam mı? Henüz hayatımda ilk defa abidik abidik pop şarkısı yerine rock müzik dinlemeye başladım. Bayıl sıkıldık. Bir şey söyleyeceğim. Ben başta söylediğim şeyi yutmak istiyorum. Şimdi görüntüsü ne kadar ucup olsa da bak şu ekmeğin büyük ihtimalle Yeliz saydı oradan ben gördüm. Yerisini sen yuttun onu. Değil mi? Ya. Yuttun. Yani bu eline sağlık anlamına geliyor. Gerçekten çok güzel. Üstatsın ekmek konusunda. Yok, ellerine daha sağlık. Yok daha değilim ya. Dördüncü yapışım. Biz çok memnun kaldık efendim. Biz üstat diyoruz. Ekmek üstadı ama diyoruz. Ama şu gerçekten hani bir şans daha verdim yine olmadı. Yok öyle bir şey değil. Çok kötü bir şey ya. O butafor. Bayağı. Yeliz'inkini de çok bak, tuttu. Bak ben şimdi şuraya girdim şöyle. Yeliz'inki bitti zaten. Bitti bile. Yaz bir kısmını Yeliz yedim bilmiyorum görünüyor. Bir dilim ben yedim kekten. Allah Allah. Bir dilim de yiyeyim canım. Canım çekim. Kayıtlı ol. Yani palavra olmaz. Evet. Palavra sıktığımı kim söylüyor ya? Göreceksin. Birden fazla yediğini göreceksin. Bir dilim yedim. Tabii canım. Tabii. O sırada değil mi? Biz konuşurken götürüyormuş meğer. Benim öyle 2-3 bölüm önce bütün keki ben yedim değil mi falan deyip. Yoksa biz de yedik dediğinizin kurgusunu görmemişsinizdir büyük ihtimalle. Benim her keki ağzıma atışımdan bir bölüm yapmış ya. 6 tane falan yiyorum böyle. Gerçekten mi? Mahvolduk. Sanki Afrika müziğiymiş gibi. Sanki Hollywood müziğiymiş gibi. Kardeşim onunla giriyorsun mesela. Karaoke odası. Karaoke odası aynen. Başka odaya giriyorsun. Ben bir karaoke bara gittim biz genç olarak. Bir kere hepsini kıfayı yapıyor. O yüzden birbiri konuşuyor. Ayırdığımız bu çağda feminen davranışlarla seksüel seçimleri de ayırabilir miyiz? Hayır. Yani ben çok... Sen bunu 2021 mi zannettin? Çok ilerledik o zaman tabii. Böyle işte telefon konuşmalarında, mesajlaşmalarda falan bazı böyle... Nasıl bir his mesela? Sen şu anda çocuğun olmak üzere. Yaptın, doğru. Bu işe girdin. Nasıl hissediyorsun? Henüz tabii ki daha tanışmadığın için... Öyle yoğun bir şey istedim. Valla ben şu anda karışık duygular içerisindeyim. Çünkü
endişeye de kapılıyorsun. Şimdi benim... Türkiye'de çocuk yapıyor çünkü. Tabii tabii. Pişmanlık. Benim görevim çok net bir şekilde... Eve gelmemek, çocukla ilgilenmemek. Şimdi çocukluğun sağlığıyla veya onun büyümesiyle ilgili herhangi bir katkım şu evrede olamıyor. Çünkü her şey Tuğba'nın göbeğinde oluyor ne oluyorsa. Fakat benim aslında geleceği düşünmem gerekiyor. Benim oradaki görevim o. Yani ben onun için sağlıklı, işte ne bileyim erişilebilir bir ekosistem yaratmalıyım. Ve bu ekosisteme göre eve çevirmeliyim. Şu anda benim derdim o. Bu son derece kafamı meşgul eden, geceleri panik ataklara vardıran, yapamazsam diye titreten çok önemli bir konu aslında. Fakat yine de hamile bir kadınla yan yana geldiğimde... Başka herhangi bir hamile kadın. Hayır yani mesela Tuğba ile yan yana geldiğimde bunu söyleyip de şey de yapamıyorum. Ya onu bak da. Ben de çok dertliyim diyemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kamera var. Yok hayır gerçekten. Çünkü yani günün sonunda yine onun yaptığı bambaşka bir şey ya. Tabii. Hani ben hani onu isteyerek yapamayacağım. Fizyolojik bir durum var ya değişiklik orada. Dolayısıyla hep ikinci plandasın. Bütün bunları düşünüyor ve şey yapıyor olmana rağmen. Yani seninki zaten yapılacak. Önemli olan şey bebek sağlıklı gelsin, işte oraya bir şey olmasın falan. İşin zaten ironik tarafı ben de böyle düşünüyorum. Ama bu arada kalmışlık çok zor yani. Hocam bir de bir şey söyleyeyim. Geçen hafta bir arkadaşımı ziyarete gittim, çocukları olan lise arkadaşım. Şöyle bir sistem kurmuşlar. Çocuk bütün gece 500 defa falan kalkıyor bu arada. Bağırıyor, çağırıyor, uyanıyor bilmem ne. Bunlar da nöbetleşiyor. Bir o gidiyor, bir o gidiyor yanına. Ama sabah 4.30'da cil gibi uyanıyormuş ve artık hadi bakalım goy goy başlasına dönüyormuş onlar. O yüzden de şuna karar vermişler. Kız 10.30 gibi yatıyor. 10.30'dan 1.30'a kadar uyuyor. O sırada erkek şey yapıyor bütün işleri. Kalkmalar, gitmeler, pış pışlar bilmem neler. 1.30 gibi o yatıyor. Kız kalkıyor 4.30'a kadar. Pardon. Hayır 1.30 gibi kız kalkıyor. Evet. Sonra 4.30'da bir daha değişiyorlar. Böyle bölük bölçük uyuyorlar. Mesela çocuk 4.30'da uyanıyor ve güne başlamak istiyor ya. Çocuğun kapısını kilitlesen. Aynen. Orayı ses izole etsen. Tam ağlaması olarak, seni evet. Yoğurmasa. Ve de beşiğinden atlayamayacağı bir ortam olsa. Aklın yolu bir. Böyle yapılmalı bence. Kameradan izlesem diyorsun. Ne evet. Kamerası be? Siktir sikir ağlasın sabah kadar. Ne yapayım yani? Hani, duygusuz, ağlayacak. Duygusuz. Ya sen arkadaşlar, en az 4-5 tane çocuk yapmalısın. Ben mi? Evet kesinlikle. Çünkü değil mi Ömercan ideal baba çok değil mi? Çok duygusuz yani ne ideal babası? İdeal baba. Ömercan olmaz, eğer dayanamaz. Çocuğun olursa seni hemen sosyal hizmete şikayet edeceğim. İyi işte kurtuldum çocuktan. Çocuk yapma şey, lan. Yapmamıştım ben zaten. Siz verdiniz kucağıma. 5 tane birden. Sus ve şunu emzir. Zorla yaptırttık bir de 5 tane yaptırttık. Bir dakika ben de kelime vakit ayırmak istiyordum. Şuna kitap okumak için. Vallahi çok enteresan bir his. Ben şey yaşıyorum yani işin bu tarafından. Çok ciddi cevap verdiğimi düşündüm birden de. Böyle sen de orada şey olduğunu. Cevdet dur burada psikanalizme girme falan gibi baktın bana. Yo ben de aynı şeyleri hissediyorum seninle de o yüzden. Yani sen özellikle böyle bir... ortamda böyle bir ülkede bak çok basit şimdi mesela çocuk konuşmaya yani, başladı. Ne var ülkemizde kardeşim sonuçta Hindistan değil. Çocuk mesela bak dün şöyle bir şey daha gördüm haber bu arada. Hani gündemi de konuşuyoruz ya arada bir. İşte Gazi Osman Paşa'da bir dükkanda yangın çıkmış. Bunu fırsat bilen halk da dükkana gitmiş yağmalamış. Tabii. Bak ama yüzlerce yansın insan mı? Yeliz yansın mı yani? Yangın kimse, söndürülüyor. Kimseye sonra yaramayacağına. Camlar kapılar açık patlamış çatlamış falan olunca bunlar da diyorlar ki yağmalayabiliriz. Ne müsait dükkanı? Şu anda. Ne dükkanı? Market. Bak yağım yağmalanıyor. Bir tane de sağduyulu bir insan yok ya hani ne yapıyorsunuz arkadaşlar şu an delirdik mi? Hani şey gibi distopya gibi anladın mı? Bunlar zombi gibiler görseli görmeniz lazım. Ve şöyle oldum ya Allah mesela burada da oturuyor olabilirdim ben bu sokakta oturuyor olabilirdim. Hani şunlar senin konun komşun falan filan. Yani ertesi gün nasıl onları hiç tanımıyormuş ya da onlar insanmış gibi muamele edeceksin ki onlara. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Şöyledir onlar. Ya geçen gün yağmadayız. Öyledir. Normalleşmiştir. Ya evet tabii ki normal yani. Size bir çay demli mi bak yağmadan aldım. Yağma çayı ya. Yeliz palavrayı falan bırak da sen şunu söyle bakalım bize. Ne zaman? Çocuk mu? Tabii. Param yok. Zor. Gelirken onu konuştuk. Arkadaşlarıyla gitmiş. Allah getirir rızkını. Çok neydi iyi o? Bir dayı olduğu için aynı zamanda. Bezler almış bilmem ne falan. Abi çok pahalı. Bezin maması carta curtu sen biliyorsun. Siz bez stokluyor musunuz? Stoklamıyor musunuz? Stoklamaya fikrim vardı. Fakat stoklamadıysanız hep beraber Gazi Osman Paşa'ya yağmaya gidiyoruz o zaman bu akşam. Güzel bağladın.
stoklamak istiyordum. Fakat çocuğu olan arkadaşlarımın hepsi bana şunu söyledi. Tıpa daha sakın iyi. Buna girme. Neden? Çünkü o alacağın bezin %100 çocuğuna uyup uymayacağını bilmiyorsun. Ha. Onlar boşa da gidebilir. Boşuna aa, masraf ettik biz, sen etme dedi. Hocam şu anda 5 çocuk var tanıdığım camiada, evet, sağda solda. Hepsi aynı markayı kullanıyor ya. Söylüyorum, ağzımı blurlayın, bilmem ne yapın. Neymiş? Ama işte onun şeyi yok. Yeni doğan sıfır, yeni doğan bir. Tamam da senin çocuğun dobişko gibi, evet, doğdu mesela. Aynen. İlk o onu aldığın en küçük ki bezler abicim, mındar iki, oluyor. 2'yi 3'ü her türlü stokla, bir sakıncası yok yani. Al. Yani biraz günde 15 tane falan harcadığın için başta. En çocuk kötü kendin kullanırsın. Güzel. Şeyime, hani elime falan. Ben mesela bir boy büyük götürüyorum giderken. Seneye de giysin diye. Ben gittiğimde zaten çocuk büyümüştü mesela. Şey olsun diye de hani boklar kakalar fışkırsın kenarlardan diye böyle bol hani, oturuyor böyle. Bir ileriye dönük stoklarına yardımcı tabii, olsun. Tabii tabii. Barış'ın bezlerinden kullanalım. Sonra sabah her yer çırık. Evet. Ratat zor bezleri. Yani bu işler zor. Zor işler. Burada yaşadığımız için biraz daha zor. Allah ben bak, ben işte her şeyle ilgili ülkeyi suçluyorum. Geçenlerde öyle bir tweet görmüştüm. Abi ben her şeyle ilgili bu ülkeyi suçluyorum diye. Doğru. Benim doğru duygularımı ve şeyimi, iç dünyamı yansıtıyor yani. Başka türlü olabilirdik biz şu anda böyle bir coğrafyada yaşamıyor olsaydık. Aynen. Arada Zimbabwe'de olsaydık mesela şimdi çıplaktık. Ya da. O da var. Kötünü kötü tamam. Şükretmek lazım. Mesela şöyle düşünüyorum. Bu beni çok daha fazla üzüyor biliyor musunuz? Mesela aslında demokrasi treninde ideal duraklara gidiliyorken. Evet. Anlatabildim mi derdini? Evet. Ülke daha refah ve güzel bir yerdeydi. Çünkü gücü elinde bulunduranın aslında ister takiye yoluyla ister gerçekten hissederek bunu gerçekten bir özgürlükçü minvalde kullanması iyi hissettirdi. Ben hem anlamadım hem sıkıldım bu sefer. Takiye deyince de aklıma şu geliyor. İş, ufa. Takiyenin anlamını bilmiyorum, sadece bu geliyor. Takiye öyle bir peki şey değil işte ya. Takiye tekkelerle falan mı karıştı? Sana anlatabildim mi? Niye anladım, ne alakası? Çok iyi anladım. Tamam, teşekkür ederim. Evet, o yüzden o keşke yani şey, bu iktidarla da iyi olabildiğini, hiç fena olmalabildiğini gördük ya. Hı hı. Onu diyorum. Takiye'nin iyi gizli olduğunu. Gizli AKP'ci mi çıkmış? Hayır, eskiden Erbakan zamanının takiyeleri iyi değildi diyor. Şimdininkiler iyi diyor. Ya arkadaşlar dolar 1 lira, 1.1 liraydı. Hatırlıyor musunuz o gizli? Evet. 1.1 liraydı dolar. 2'ler, 3'ler. Bütün o treni hatırlıyorum. Yine 6-0 attılar diye öyle oldu. Onun kadar 1 milyon liraydı yani. Ya ama olsun, değer ama olarak olsun 1 dolara bakınca yine senin cebinden 1 lira çıkıyordu günün sonunda. Ya bu böyle basit olamaz be adam. Gelmiş. Konu bütün bu konuyu buraya bağladım. Hadi abi. Kapattım, daha çay istemem. Gidelim. Bugün burada biter. Demek o. Bugün burada. Bu, havayı atıp kestene. Yapmak istiyorum bunu. Yapayım mı? Hayır. Ha? Yap. Yapma. Buraya oturdu. Geri hiçbir şey olmadan. Bu kadar problemsiz mi? Oğlum insanlar onu yapabilmek için, daha doğrusu samuraylar onu yapabilmek için devamlı biliyorlar onları. Tabii samuray hareketi. Samuraya bileyici var mesela. Ne istiyorsun? Samurayların kılıçlarını bileyici. Acemi samuray böyle bir şey değil mi? Hayır, şeyden ben aslında korktum. Pişman oldum söyleyince. Sen şimdi böyle yapıp Cevdet'i kesebilirsin. İşte o yüzden ben böyle yaptım zaten. Yok, hayatımda böyle kılıçlı dövüşlü yani sakatlık çıkabilecek şeylerde her zaman aşırı dikkatli davranmışım. Hiç kafasına birini elime koyup silah ateş etmedin mi? Çocukken yapardık. O zaman teşekkürler. Size doyum olmaz. Bugün için teşekkürler. Güzel bir gündü. Muhteşem çekiniz, harika ekmeğiniz. İğrenç fellah köftemiz. Ve ve asla tadına damağına bakmadığımız yemeğimiz için. Mezesiyle güzeldi. Seni tanımak güzel değiliz. Çok teşekkür ederim. Dedeler Sofrası'nın sevilen konuklarından mesela, yorumlarda da mesela zaten. Şey var ya. Ama sizi izleyenler, takip edenler de ekstra tatlı herkes ya. Yorumlara falan bir baktım da. Evet. Yani seçmecek şey bulmuşsunuz. Seçmece zaten kaldılar. Az aynen. Geriye herkes sadece tatlılıkta. Sinirliler gitti. Bozdunuz lan deyip gidenler. Öyle mi? Geliz, bunu da söylemek bizim biz bir görevimiz. Kişi bıraktırmaya çalışıyoruz. Şampiyon seçeceğiz onu. Üç kişi arkandan dedikodulu bölüm çekeceğiz. Çeyrekli. Dedikodulu. Artık onu da merakla sana izlerim. Merakla maksadı izlerim. Nedir? Neden yapıyoruz? Yapmak için hevesimiz var mı? Bunları bilmiyoruz ama. Dedeler gıybet gibi. Ne yapacağız abi? Gıybet. Ne gıybet yapayım ben şimdi? Benim konuşacak çok artık konum var. Tabii. Yüzüne söyleyemediğim, arkasını atıp tutmak istediğim güzel çok konum var. Çok güzel. Onları vallahi heyecanla bekliyorum. Bana linkini yapıştırıverirsin artık. Tamam. İzlerim. Anlaştık. Keşke şey olsaydı, atıyorum bir ay sonra bir daha geleyim. O zaman da altın günü yapalım deseydik. Ama olamıyor. Gram altın falan bile artık çok pahalı. Bir ay sonra gene mi geleceğim? Yapamayız altın. Biz gidelim, sen tek başına çık artık bundan sonra. Aslında ben Geliz şey mi yapsam? Masayı bana bırakın, kamerayı bana bırakın. Ben kendime göre bir sofra kurayım. Aa, çok takılayım. Güzel. Kişisel.
Eşimi dostumu çağırırım. Oh. Eşi dostu da iyi insanlardır. Tatlı insanlardır. Sohbetkar. Eşim dostum iyidir. Teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Hadi o zaman zengin kalkışı yapalım. Haydi Ömercan sen kalk. Bir şey diyeceğim, şu ekmeği ben şimdi bir banacağım şunu şöyle. Gerçek zenginler ben nasıl kalkacak? Koyun ulan kamera arkasına şu banmaları. Son sesi.